Sen nerelisin? Nerelisin oğlum? Gözleri pırıl pırıl parlayan bu sevimli ihtiyar Yamanis Mihanis, 88 yaşında bir Rum. Atina yakınlarında Nea Makri'de, yani yeni Fethiye'de yaşıyor ve kendini Fethiyeli görüyor. Nerelisin? İstanbul. Ben Fethiyeli. Fethiye'ye bağlı Kayaköy'de toplam 10 yıl yaşamış ama çocukluk yıllarının geçtiği güzel anılarla dolu Kayaköy'den, o zamanki adıyla Levisi'den hala kopamamış. Bu yaşlı adam bundan 78 yıl önce Kayaköy'den Fethiye'ye yürüyen kalabalığın içindeydi. Kayaköy'de başlayan hayatlar Fethiye'den binilen gemilerle bu defa Yunanistan'a taşınıyordu. Yamanis Mihanis yüzyıllar boyu Türklerle Rumların bir arada yaşadıkları Kayaköy'de doğmuş ve çocuk yaşta Anadolu topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı. O artık bir mübadildi. Levisi, yani Kayaköy, 80 yıl öncesine kadar bölgenin en gelişmiş ve en kalabalık yerleşim yeriydi. Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 kilometre mesafede bir yayla konumunda olan kasabadaki 3000 evde yaklaşık 10 bin Rum yaşıyordu. Türklerin yaşadığı mahallelerse Rum evlerinin yükseldiği yamacın altındaki geniş ve verimli arazide yer alıyordu. Bu alanın adı Kaya Çukuru'ydu. Burada bazı Rumların toprakları, bağları vardı. Çok verimli bir arazi olan Kaya Çukuru'nda Türklerin yaşadıkları mahalleler bugün de aynen duruyor. Rumlarla konuşuyorduk. Biz şimdi, benim burada evim vardı ya, şeyde indik oturduğum yer. Orada Yunanlıların adı Beriyan'daki evde biz oturuyorduk, konuşuyorduk, çok konuşuyorduk. Rumların yaşadığı döneme tanıklık etmiş Türklerden bugün sadece birkaç hayatta. 90 yaşındaki Mehmet Gökçe de bunlardan biri. Eczanesi, doktoru, manufaturası, bütün sanatkar, sanatçı Kaya Çukuru'ydu. Aliko isminde bir doktor, iki doktor vardı ama onlar o kadar doktor, o kadar doktordu. Karşıdan bir insan hastalığın şeylerini bilirdi. Zanaatkarların büyük kısmı yılın belli aylarında Levisi dışına gidip çalışırlar, kışlık gereksinimlerini satın alıp köye dönerlermiş. Levisi'li ustaların ev yapmak için Burdur civarlarına gittikleri de söyleniyor. Kadınların çoğu ise ipek böceği yetiştirir, evlerdeki tezgahlarda ipek ve pamuktan kumaş dokurmuş. Alışveriş, Levisi'deki Rumlarla Türkleri buluşturan bir diğer ortak paydaymış. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve birbirlerinin hayatlarına müdahale etmeden yaşayan iki toplum arasındaki alışveriş de genelde parayla değil, mal değiş tokuşuyla yapılırmış. Türkler ovada yaşıyorlardı. Tarlalarımız ovada komşuydu. Ninem ovaya iner, tuz filan verir, zamanına göre yağ, peynir, meyve, süt, sebze alırdı. Köydeki ortak yaşam sadece alışverişten ibaret değilmiş. Erkeklerin aynı kahvede buluşmalarından, çocukların aynı çayırda oynamalarına kadar bir arada yaşamak Kayaköy'de adeta bir gelenek haline almış. Kuyu başına görmüşsünüzdür. Orası merkez yeri. Türkler de orada toplanılırdı. Rumlar da orada toplanırdı. Sohbet. Ondan öğlenden evveliye kadar, öğlene kadar. Kuyu başında vakit geçirler ya mevsiminde. Öğlen sonra Üçkavak dediğimiz mevkiye kahveler oradaydı. İkiden üç tane kahve vardı. Rumlarla Türkler bir arada bunlar oyun oynarlardı. İşte artık kumar oynandı. Parasını değil mi? İşte vakit geçirmek için. Türkler kiliseye büyük saygı duyuyorlardı. Kilisenin önünden geçerken feslerini çıkartırlardı. Şimdi onlar Türklerin Ramazan'ına saygı gösterirlerdi. Saygı gösterirlerdi. Açıkta, tabii açıkta hiçbir şey
Ne çocuklarına yerler, ne kendilerine yerler, ne kahve içerler, ne şarap içerler. Kordon, İzmir'in göz bebeği. Parklarıyla, restoranlarıyla, yürüyüş alanlarıyla her zaman İzmir'in simgesi olmuş. Hatta bundan 80 yıl önce alevler içinde cayır cayır yandığı zaman bile. ...9 Eylül 1922... İzmir yanıyor. Yunan askerleri ve Rumlar kıyıya yanaşmış gemilere binmek için adeta birbirlerini çiğniyorlar. Bu karışıklık ve koşuşturma sonunda 9 Eylül'ü izleyen 4 ay içinde başta İzmir ve çevresi olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan yaklaşık 1 milyon Rum Anadolu'yu terk etti. Anadolu'da kalanlar içinse ayrılış tarihi 30 Ocak 1923'te Lozan'da saptandı. İki ülke arasında zorunlu yer değiştirmeyi öngören 19 maddelik mübadele protokolü 30 Ocak'ta imzalandı. Buna göre İstanbul haricinde halen Anadolu'da yaşayan tüm Rum Ortodoks Türk vatandaşları ve Batı Trakya haricinde Yunanistan topraklarında yaşayan tüm Müslüman Türkler 1 Mayıs 1923'ten itibaren zorunlu olarak yer değiştireceklerdi. Böylelikle yakın tarihimize yeni bir olay daha giriyordu: mübadele. Karşılıklı olarak zorunlu göçe tabi tutulanların, yani mübadillerin hiçbiri ayrıldıkları ülke hükümetinin izni olmadan geri dönemeyecek ve bıraktıkları topraklara tekrar yerleşemeyeceklerdi. Gittikleri ülkeye ayak bastıkları andan itibaren de o ülkenin uyruğuna gireceklerdi. Mübadillerin mülkiyet hakları korunacak, isteyen dilediği kadar malını, hayvanını yanında götürecek, bunlar için sadece taşıma ücreti ödeyecekti. Sınırlarda ise vergi alınmayacaktı. Bu insanların geride bıraktıkları evlerin ve arazilerin kayıtları tutulacak ve gittikleri yerde bunların bedeli kadar gayrimenkule sahip olabileceklerdi. Dönemin siyasi koşulları içinde mübadele uluslararası camiada bile kabul gören ve uygulanması şart olan bir çözümdü. Ve mübadele rüzgarları çok geçmeden Kayaköy'e de ulaştı. Anadolu'daki tüm Rumlar gibi Kayaköy'de yaşayanların da gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Ancak Kayaköy'deki Rumlar kesin emir köye ulaşıncaya kadar gideceklerine inanmıyorlardı. Köye bir tellal geldi. Hem Türkçe hem Rumca, herkes, küçük büyük, herkes kasabanın meydanında toplanacak dedi. Ben o zaman 8 yaşındaydım. Gittik. Bir binanın ikinci katında bir adam konuşma yapıyordu. Yanılmıyorsam Fethiye Kaymakamıydı. Balkonun önüne çıktı. Elinde kocaman bir kağıt vardı. Ağlıyordu. Bir Türk bizim için ağlıyordu. Sevgili yurttaşlarım, sizlerle beraber yaşadık. Ve her zaman sonsuza dek beraber kalacağımızı düşünüyorduk. Ama bizim hiçbir kabahatimiz olmadan, Yunanlıların kabahati yüzünden bir emir geldi ve bu emre göre hepiniz burayı terk edeceksiniz dedi. Çeydikleri sırtında, yedikleri karnında gitti. Yol ekmekleri dahi öyle duyarız. Pederimiz gitti bunlar uğurlamaya. Ondan sebebini söyleyeceğim size. Şimdi ekmekler kırılmışlar da içinde para var mı diye yoklamışlar. Babışların altını kötülüğe sökmüşler de içine para koymuş mu diye bakmışlar. Bunlar bu şekilde rezil olarak gittiler onlar. Çok rezil olarak gittiler. Öyle kapılarını bıraktılar. Hanelerini Allah bilir böyle bir kimselere göstermesin. O da insandır. Allah kimselere muhacirlik vermesin böyle bir yerden bir yere. Kayaköylü Rumlar için bilinmeyene yolculuk işte böyle başladı. Geride bırakılan sadece evler, topraklar, eşyalar değil, Kayaköy'de geçen huzur ve varlık dolu güzel yıllar oluyordu. O gün Fethiye Limanı'ndan gemiye binenler arasında 10 yaşında bir çocuk olan Yamanis Mihalis de vardı. Ve küçük Yamanis oradan ayrılırken yanında bir de hatıra götürmek istemişti. Yola çıktıktan sonra hocam
Mihail, oğlum şapkanı ver dedi. Çünkü şapkamın üzerinde ay yıldız işareti vardı. Bugün polislerin giydiği şapkaya benzerdi. Ben de ona bunu anı olarak götürmek istediğimi söyledim. Gemiye bindim şapkayla. Bir gemi görevlisi geldi ve şapkamı alıp denize attı.